Pepe şimdi çok mutlu. O da olacak akıllı. Pepe şimdi çok mutlu. O da olacak akıllı. Abi? Efendim bebe? Ben çok heyecanlıyım. Sen niye heyecanlısın bebe? Benim güzel abim okula gidecek diye. Ben de çok heyecanlıyım. Pek çok yeni arkadaşım olacak, düşünsene. Bütün gün okulda olacağım. Ne oldu bebe, niye üzüldün? Aklıma şey geldi de. Ne geldi? Çocuklar. Anne. Her şey yolunda mı? Evet anne, sadece çok heyecanlıyım. Şimdi uyuyacağız, uyanacağız, okula gideceğiz değil mi anne? Evet canım. Okuldan ne zaman eve gelecek abi Şahane? Akşama doğru bebeciğim. Ay hadi uyuyalım o zaman. Hemen sabah olsun istiyorum. Hadi o zaman yataklara bakalım. Yumun bakalım gözlerinizi. Ha? İyi geceler, tatlı rüyalar. Sana da anne. Sana da. İyi uykular güzel kardeşim. İyi uykular. Ne oldu bebeciğim? Neden uyumuyorsun bir tanem? Uyumuyorum çocuğum. Bir sebebi var mı bebeciğim? Kendimi biraz üzgün hissediyorum. Demek kendini üzgün hissediyorsun, öyle mi? Evet şuşu. Çünkü abim yarın okula gidecek ve ben onu çok özleyeceğim. Telefonda düş yeri app'in yok mu? Hemen indir. Ay canım benim. Evet abin okuldayken onu biraz özleyeceksin ama akşama doğru abin de seni çok özlemiş olarak koşarak eve gelecek. Burada beni özler mi yani? Bence kesin özler bebe. Şuşu. Efendim bebe? Ben böyle çok sevindiğimde ya da çok üzüldüğümde içimden çok çok duygular geliyor. İçinden çok çok duygular geliyor demek. Evet, böyle çok duygu geldiğinde de şarkı söylemek istiyorum. Çok güzel bebe. Şarkı söylemek hislerimizi, duygularımızı anlatmanın bir yoludur çünkü bebeciğim. Örneğin şu an bir şarkı geldi, hislerimi anlatan. Sana söyleyebilir miyim? Tabii ki bir tanem, dinliyorum. Özledim seni, özledim seni. Bir nefes gibi özledim seni. Sen benim canımsın, sen benim balımsın. Bir canecik pepemsin, hayatım caneşemsin. Sen benim canımsın, sen benim balımsın. Bir canecik pepemsin, hayatım caneşemsin. Özledim seni, özledim seni. Bir nefes gibi özledim seni. Harika bir şarkı bu bebe. Hislerini ne güzel anlattın bir tanem. Evet, şimdi hissettiklerimi paylaşmış oldum seninle. Paylaşınca biraz rahatladım. Canım benim, çok sevindim. Şimdi uyuyabilirim. İyi geceler bebeciğim. İyi geceler şişim. Abin de beni özleyecek değil mi şuşu? Bence özleyecek bebeciğim. Hadi uyu. Bakalım yarın Pepe beni özleyecek mi? Hadi anne, hadi çabuk çabuk gidelim ay. Tamam, gidiyoruz Pepeciğim. Çok tatlı. Görüşürüz bebe, görüşürüz nene. Görüşürüz abi. Anne, bugün sen de okulda kalacak mısın? Kalmamı istersen kalırım canım. Ama her gün kalamam. Yok yok, bugün biraz kal. Ben arkadaşlarıma alışınca gidersin, olur mu? Olur canım. İşte geldik. Aa Pepe, seni gördüğüme çok sevindim. Biraz heyecanlıyız. Hani benim sınıftaki arkadaşlarım nerede anne? Bak burada Bibi var. Merhaba. Adım Bibi mi? Evet. Benim adım da Pepe. Bisikletin var mı? Var ama evde. Bir de ittirgitim var. Okula ittirgitimi getirebilir miyim anne? Öğretmenine soralım. Belli günlerde getirebilirsin Pepeciğim. Ama her gün değil. Bibi ile oynayabilir miyim? Al sen bin. Çok güzelmiş bisikletin Bibi. Teşekkür ederim. Senin kardeşin var mı Pepe? Aa evet. Çok güzel bir kız kardeşim var Bibi. Adı Bebe. Aa
Bebeciğim, ne yapıyorsun orada? Hadi aşağı gel de oyun oynayalım. He? Canım istemiyor dene. Ha. Allah Allah! Senin canın oyun oynamak istemiyor, öyle mi? Neyin var kızım? Pepe ne yapıyor acaba anneciğim? Aa, Pepe okulda arkadaşlarıyla tanışıyordur sanırım bebeciğim. Sence Pepe beni özlüyor mudur? Aa, bence kesin özlüyordur bir tanem. Ben de onu çok özledim de. Oy benim duygu küpü torunum. Canım abişim. Özledim seni, özledim seni. Bir nefes gibi özledim seni. Sen benim canımsın, sen benim balımsın. Bir canecik pepemsin, hayatım caneşemsin. Özledim seni, özledim seni. Bir nefes gibi özledim seni. Bütün gün pencerede mi oturacaksın bebeciğim? Abim ne zaman gelecek anneciğim? Akşama doğru gelir. Hadi aşağı inelim de oyun oynayalım. Hadi hadi. Tamam. Ben kaydıraktan kayacağım. Ben de kayacağım. Bir arkadaşımız daha geldi. Ama göremiyoruz ki. Zeze? Ah, Zeze mi? Ben Zeze'yi tanıyorum. Ha? Merhaba. Aha Pepe. Seni gördüğüme çok sevindim Pepe. Ben de seni Zeze. Demek tanışıyorsunuz. Evet. Aa Zeze bak, bu da Bibi. Merhaba. Merhaba. Ben de Zeze. Hadi kaydıraktan kayalım o zaman. Çocuklar, hadi gelin benimle. Güzel bir oyun oynayalım, ha? Oyuna bayılırım ben. Ben de. Oturun. Şimdi, bugün okulun ilk günü. Sınıfınızdaki tüm arkadaşlarınız henüz gelmedi. Ama ilerleyen günlerde onlar da gelecek. Ne oynayacağız öğretmenim? Şu an ne hissediyorum oyunu oynayacağız. Aa, nasıl oynanıyor bu oyun öğretmenim? Şöyle bir iç sesimizi dinliyoruz önce. Ve bu kartlardaki duygulardan hangisine yakın bir duygu hissettiğimize karar verip kartımızı seçiyoruz. Evet Zeze, hangi kartı seçiyorsun? Kendini nasıl hissediyorsun? Mutlu. Kendimi mutlu hissediyorum öğretmenim. Çok güzel Zeze. Peki ya Bibi sen? Aa Bibi, kendini mutsuz mu hissediyorsun arkadaşım? Evet. Ama neden ki? Annemi özledim. Anlıyorum seni Bibi. Annem birazdan gelecek biliyorsun değil mi? Pepe, sen kendini nasıl hissediyorsun canım? Aslında ben de Bibi gibi hem annemi hem de canım kardeşim bebeği özledim öğretmenim. Ama özlediğim için kendimi mutsuz hissetmiyorum. Çünkü zaten biraz sonra annem gelecek ve beni evime kardeşimin yanına götürecek. Yani ben de kardeşimi ve annemi özledim ama burada olduğum için de mutluyum. Çok güzel anlattın. Aferin sana. Hadi Bibi sen de üzülme. Biraz daha parkta oynayabilir miyiz öğretmenim? Kaçın, kaçın. Kaç gün yapamaz, yanılacağım. Ben de bizi yapamaz. Bebe, bebe. Biz geldik güzel kardeşim. Ben okulda yeni arkadaşlarla tanıştım. Bir sürü oyunlar oynadım, çok eğlendim. Okulu çok sevdim. Ama seni de çok özledim bebe. Gerçekten mi? Evet ya, ne
Özlemeyeceğim mi sandın yoksa? Kılavuzun doğum günü. Bugün kılavuzun doğum günü. Hemen ben Mükmeleli ile konuşmalıyım. Hoş geldin Liko. Hoş bulduk Neli. Telaşlı bir halin var. Bir şey mi oldu? Olmadan olacak. Nasıl yani? Bugün kılavuzun doğum günü. Ya. Onun için plan yapmalıyız. Aa, haklısın. Ne yapacağız peki? Önce pembeyi bulalım. Ha, doğru. Ormana doğru gidelim. Orada görürüz belki. Hadi. Merhaba Pembik. Acilen konuşmalıyız. Hayırdır? Neler oluyor? Bugün kılavuzun doğum günü. Bugün olduğuna emin misiniz? Ben 2 gün sonra diye hatırlıyorum. Eminim. Dün kılavuzla konuşurken bana yani benim için çok önemli bir gün demişti. Zamanımız çok az demektir. Hadi ne yapacağımızı konuşalım. Bir kutlama planlamaya ne dersiniz? Harika olur. O halde hemen görev dağılımı yapalım. Görev dağılımı nedir? Ha? Şimdi kutlamaları yapmak için bir sürü işimiz, görevimiz olacak ya. Hangi görevi kimin yapacağını belirlemeye görev dağılımı denir. Çünkü çok az zamanımız var. Herkes nelerden sorumlu olduğunu bilecek ve zamanı harcamamış olacağız. Ha, şimdi anladım. Pasta ve süsleme işini ben yaparım. Ben de kılavuz için bir armağan hazırlarım. Peki ben ne yapacağım? Pasta ve süslemeyi birlikte yapalım o halde. Tamam. Bir şey unutmadık mı? Yok. Neyi unuttuk Liko? Bizim amacımız kılavuza şaşırtı yapmak değil mi? Evet. Peki ya yanımıza gelirse? Haklısın. Ben kılavuzu oyalamanın bir yolunu mutlaka bulurum. Harika. O halde 2 saat sonra ormanda buluşuyoruz. Tamam. Görüşmek üzere. Liko muzları verir misin? Al bakalım. Liko kakaoyu verir misin? Of, al bakalım. Liko'cum, senin iş yapmaya niyetin yoksa bileyim. Neden? 2 saat sonra kutlamaya hazır olmamız gerek değil mi? Evet. Saat kaç? 1 saat geçmiş daha. Güzel. 1 saatimiz var ve daha pasta bitmediği gibi süslemelere başlamadık bile. Yani Leli? Yani Liko, bir görev dağılımı yaptık ve sen bana hiç yardımcı olmuyorsun. Ne istersen vermiyor muyum? Bu yardım etmek değil ki canım. Sana ben zorla iş yaptırıyorum. Yanıma gelsen ben pastanın hamurunu yaparken sen de pasta süslerini hazırlasan olmaz mı? Ben düşünemedim Leli. Biz ikimiz bir sorumluluk aldık canım. Bu nedenle verdiğimiz sözü tutmalıyız. Üzerimize aldığımız sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Haklısın. Sen nasıl her şeyi yapıyorsun diye ben rahat davrandım. Önemli değil canım. Hadi şimdi yanıma gel de pastayı bitirelim. Leli! Leli! Kılavuz buraya geldi. Eyvah, ne yapacağız şimdi? Leli, orada mısın? Hemen bir şey düşünmemiz gerek Liko. Of, aklıma hiçbir şey gelmiyor. Leli. Mutfağı toplayabilir miyiz sence? İmkansız. Ben yanına gitsem? Hadi ama seni bekliyorum. Sen git ama sakın buraya gitme. Tamam. Merhaba Kılavuz. Neredesin Leli? Deminden beri sana sesleniyorum. Ben... Evet sen. Ben iş yapıyordum. Becerikli arkadaşım. Ne yapıyordun? Ne mi yapıyordu? Ne iş yaptığını bilmiyor olamazsın. Değil mi Leli? Ya tabii bilmiyor olamam. Leli sende bir haller var ama. Yok canım, ben gayet iyiyim. Bir tuhaf davranıyorsun sanki. Ben mutfaktaydım. Ay, benim de karnım acıkmıştı. Ne yemek yaptın? Yemek yapmadım. Mutfakta yemek yapmadıysan ne yaptın Leli? Çok dağılmıştı, topluyordum. Temizlik yapıyordum yani. Hmm, anladım. Hey, madem evini temizledin, bana soğuk bir ayran ikram edersin sanırım. Sana anlatacaklarım var. Ayran mı? Eyvah! Ne oldu? Ah, ben nasıl unuttum? Neyi nasıl unuttun? Liko'ya söz vermiştim ben. Ne sözü? Ne sözü? Söz verdim dedin ya. Oyun oynayacaktık birlikte.
Sana gelmeden uğradım Liko'ya ama yoktu evde. Nerede acaba? Bilmem ki. Hadi gel birlikte arayalım. Olmaz. Neden? Neden? Leri sen gerçekten çok doğalsın bugün. Ben ne yapacağım şimdi? Ne dedin? Uyamadım. Bir şey demedim canım. Hadi sana güle güle. Gitmemi mi istiyorsun? Evet, evet. Öyle olsun. Kılavuz sen beni yanlış anladın. Nesini yanlış anladım? Bana git dedin Leli. Evet, sen git. Ben de hemen arkandan geleceğim. Sende ne olduğunu bulacağım Leli. Şimdi gidiyorum. Ben gayet iyiyim. Hadi görüşürüz. Oh, gitti. Lili neredeyse durum uçak duruyordun. Haklısın. Ne diyeceğimi bilemedim. Hepsini duydum canım. Çok da güldüm. Gülmeyi bir de bana sor. Ter içinde kaldım kılavuzu gönderene kadar. İçeri geleceksiniz diye ödüm koptu Lili. Benim de. Neyse ki şimdilik durumu atlattık. Ona git dedim diye üzüldü. Ama sen gerçekten gitmesini istemiyorsun ki. Biz kılavuz için bir şaşırtı hazırlıyoruz. Bunu öğrendiğinde kırgınlığın geçer canım. Haklısın. Çok az zamanımız kaldı. Hadi pastayı bitirelim. Bitti bile. Aa, pasta nerede? Fırında. Harikasın Liko. Teşekkür ederim. Sen de harikasın. Kemik ne yaptı acaba? Umarım yetişebilir. Biz de süslemeleri hazırlamalıyız. Haklısın. O zaman sen burada pastayı bekle. Ben de ormana gidip süsleme işini bitireyim. Tamam. Görüşürüz. Kulabuz armağanına bayılacak. Bu fotoğrafı geçen sene piknik yaptığımıza çekmiştik. Çok eğlenmiştik. Canım dostlarım. Pembik nasıl gidiyor hazırlık? Bitmek üzere. Armağan olarak neye karar verdin? Fotoğraf armağan edelim diye düşündüm. Çok iyi düşünmüşsün. Bakayım. Hepimiz çok güzel çıkmışız. Bugün çok güzel bir gündü. Liko ne kadar çok yemek yemişti hatırlıyor musun? Unutur muyum hiç? O çok yediği için neredeyse bize hiçbir şey kalmamıştı. Peki ya su oyunumuz? Her yerimiz sırılsıklam olmuştu. Sonra kuruması için güneşin altına geçmiş, sıcaktan yanmıştı. Çok güzel bir gündü. Pembik! Pembik şuraya bak. Ne oldu? Kılavuz geliyor. Eyvah! Bunları görmemesi gerek. Biz pasta yaparken geldi. Nasıl göndereceğimi bilemedim. Beni burada görmesin. Sen yanına git istersen. Tamam. Sen burada kal ve armağanımıza iyi bak. Tamam. Gördüm seni. Ben de seni gördüğüme sevindim kılavuz ama benim çok acil bir işim var. Yardım edeyim mi sana? Ne işin var? Ah ya, yardımlı bir şey yok. Sadece hemen gitmem gerekiyor. Bugün kimse beni istemiyor. Sen istemez olur muyum hiç? Ben de seninle geleyim o halde. Buldum. Ne buldun? Benim için çiçek toplar mısın? Çiçek mi? Tabii ki. O halde ben de diğer işlerime bakabilirim. Yarım saat sonra ormanda buluşuruz. Anlaştık. Görüşürüz. Gitti galiba. Bana çiçek toplamasını söyledim. İyi fikirmiş. Yarım saat sonra ormana gelecek. Bu süre içinde halletmeliyim armağanı. Ben Liko'nun yanına gideyim. Yardım ederim süsleme için. Tamam, ormanda görüşürüz. Görüşürüz. Önce ağaç süslemesinden başlamalıyım. Kılavuz doğum gününü unuttuğumuzu zannediyor. Şaşırttığımızı görünce çok sevinecek. Ha? Bir ses geliyor sanki. Neyse ben süslemeye devam edeyim. Evet evet bir ses duydum. Kimse yok ama. Yok yok kesin biri var ama kim? Arkadaşlar ben kimseyi göremiyorum. Siz birini görüyor musunuz? Ne? Kılavuz mu geliyor? Eyvah ne yapmam gerekti şimdi? Ne yapacağım şimdi? Süslemeyi nereye saklayamam? Ortaya da çıkamam. Her şey mahvolacak. Düşün Liko düşün. Of ya of. Ne yapacağım ben şimdi? Ah ben mekanı oynayacaktım kılavuzu. Bir de Leli sorduklarımı yerine getirmediğim için beni uyarmıştı. Ama Pembe'nin görevi de kılavuzu oyalamaktı. Peki o halde kılavuz neden burada? Neyse neyse. Şimdi bunu değil ne yapacağımı düşünmem lazım. Bir yerlere saklanıp kılavuz ne yapıyor diye baksam iyi olacak. Sakın ses yapma. Ne oldu? Kılavuz burada. Olamaz. Oldu ama. Olamaz. Çünkü kılavuz burada değil. Evet ama buraya yaklaşıyor. Rahat ol Liko. He? Buraya gelmeyecek kılavuz. Nereden biliyorsun? Çünkü gelmeden önce Pembe'yi gördüm. Pembe kılavuzu oyalamadığı için biz şu anda telaş yapıyoruz ama. Olur mu hiç? Kılavuz ormana doğru yola çıkınca Pembe çiçek toplamasını istiyor. Ya.
Ben sanmıştım ki. Ne sanmıştın? Hani sen bana dedin ya sorumluluklarımızı yerine getirmezsek başkaları bundan etkilenebilir diye. Ben Mik'le kılavuzu oynamayı unuttu ve kılavuz buraya geliyor sandım. Yok canım. Pembe karmağını da hazırlamış. Kılavuzu da oyalamış. Harika. Hadi zamanımız doldu. Şimdi Pembik de gelir. Geldim bile. Hadi saklanalım. Çünkü birazdan kılavuz burada olacak. Oo, canlarım benim. İyi ki doğdun kılavuz. İyi ki doğdun kılavuz. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar sana. O öyle güzel tatlım, işte kisi kisi. O öyle güzel tatlım, işte kisi kisi. Sen de rakalar kisi, işte kisi kisi. Kimin sorunu olsa koşar yardıma. Mutlulukla çözer sağlık hep bana. Merhaba Pisi. Bugün pek neşelisin. Evet çocuğum. Güzel. Özel bir sebebi var mı? Panda buluşacağız birazdan. Ya. Piknik yapacağız birlikte. Çok hoş. Neler var bakalım piknik sepetinde? Somuncu babadan çok taze ekmek aldım. Yumurta, ayran ve bal var. Harika. Sağlıklı besleniyorsun Pisi. Aferin sana. Kahvaltıda ayran mı içiyorsun sen? Evet çocuğum. Ben ayran sütten çok seviyorum. Ayran sütten daha faydalıdır zaten Pisi. Panda tulum peyniri getirecek. Oo, peynirsiz kahvaltı olmaz değil mi? Evet cucuğum. Size şimdiden afiyet olsun canım. Teşekkürler cucuğum. Merhaba kara karga. Neden şaşırdın beni görünce? Ben panı beklerken sen gelince şaşırdım biraz. Beni gördüğüne sevinmedin galiba. Olur mu öyle şey? Biz panla piknik yapmak için burada buluşacak. Piknik mi? Oo, çok şanslıyım. Karnımda zil çalıyordu. Ha? Karnından zil sesi gelmiyor ama. Neden gülüyorsun? Karnım zil çalıyor demedin mi? İlahi Pisi, o bir deyim. Yani karnım zil çalıyor demek, çok acıktım demek. Kuak. Ben de gerçekten karnından zil ses geliyor sandım. Panda nerede kaldı? Benim de karnım zil çalmaya başladı. Dur bir deneyeyim. Bu ses de ne acaba? Gelene baksana Pisi. Pan. Merhaba kara karga. Merhaba Pisi. Merhaba Pan. Merhaba Pan. Seni merak etmeye başlamıştım. Nerede kaldın? Pisi haklı. Açlıktan ikimizin de karnı zil çalıyor. Getireceğim peyniri bekliyoruz. Sizi gidi peynirciler sizi. Öndeki nedir Pan? Tulum. Tulum mu? Evet kara karga. Biz tulum peynir diye bunu mu yiyeceğiz yani? Oo, bu tulum peyniri ise eğer bu beni bir ay doyurur yahu. İlahi çocuklar, bu peynir değil. Ne peki? Bu bir çalgı Pisi. Çalgı mı? Bir yaşıma daha bastım. Evet kara karga. Tulum üflemeli bir çalgıdır. Tulum peyniri değil yani. Tulum peyniri getirecek dediydi Pisi. Peynir getirmedin mi yani? Peynir de getirdim, merak etmeyin. Ben anlayamadım Pan. Bu bir çalgı diyorsun ama bu kocaman şeyden nasıl çıkıyor ki? Bu kocaman dediğin şey deriden yapılıyor.
şeklinde içine hava üflenerek şişiriliyor pisi. Ya. İçine iki tane düdük yerleştiriliyor. Düdük mü? Evet. Üflendikçe içine hava doluyor ve böyle hava içeride sıkıştıkça da düdüklerden çıkmaya çalışırken ses çıkıyor. Çok değişik bir çalgıymış tulumpan. Evet, değişik bir çalgı. Hadi hemen tuluma, hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekelim. Tulum. Hayatıma hoş geldin tulum. Bir sorum var size. Nedir kare kayga? Peynir bir çalgı mı yani? Şimdi benim biraz kafam karıştı da. Ah kare kayga, çok komiksin. Yay karga. İyi de o zaman neden peynirin ismi tulum? Ben de bunu anlayamadım. Evet Pan. Neden peynirin ismi tulum? Cevabı çok basit. Tulum çalgısının burası doğal deridir. Bu derinin adı aslında tulum. Derinin adı çalgının adı olmuş. Tulum peyniri de bu doğal derinin içinde bekletiliyor. Bu yüzden de adı tulum peyniri. Anladım. Ha şimdi ben de anladım ve rahatladım. Oh be. Hadi bize azıcık tulum çalpan. Biz de horon tepelim. Tamam. Çünkü bana kocaman bir peynir daha var lan. İnanamıyorum. Hey hey saygın ol kara karga. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Arpa mı? Tuluma mı? Trompete mi? Evet doğru tuluma. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir tulum çizin. Tüm çocuklar düş yere hep indiriyor. Hadi sen de indir.